Ya kafam nasıl karıştıysa gittim kızcağıza adet dedim ya. Saniye sen neye sinirlendin yine? Botokslu gibi olmuşsun. Sadece Rukiye'nin dershanesine verdiği parayı bize verse 2 yıl rahat yaşarız. Papa da Vatikan'daki altınları bozdursa dünyada hiç aç insan kalmaz. Her abinler geldiğinde yalandan gülümsemekten çene kaslarım ağrıdı. Konuya komşuya da aynı şekilde. Sıkıntımız olduğu halde yokmuş gibi davranmaktan içim eridi, anlıyor musun? Gülme. Sorun da bu zaten Hayati. Gerçekte gülmüyorum. Facebook gibi. Ne alakası var? Ya işte Facebook'ta da öyle ya. Gülücük atıyorlar da aslında gerçekte gülmüyorlar. Sen nereden biliyorsun Facebook'u? Hilafetten. Başımız sağ olsun. Nasıl abi? Bu saatte aradığına göre kesin Pembe teyze öldü. Ölmüş mü? Yo, yanında çekirdek çitliyoruz. Bekir, gerçekten ölmüş mü? Ölmemiş. Ananı sikeyim. Lütfiye, kafana ne oldu? Gecedir astronot gibi mi uyuyorsun sen yanımda? Bu ne hal? Bu suratının haline kafa ne yaptı? Karıma ne yaptın? Kapandı mı? Ne oldu? Yo yo, Lütfiye yengem uyandı herhalde. Alo abi. Sen söyle. Ya yarın geleceğiniz mi diye teyit etmek için aradım ha. Teyit ne oğlum ya? Tamam geleceğiz, kapat. İyi misin abi? Kafam geldi, korkudan. Lütfiye hiç olmamışım böyle. Hiç olmamışım Lütfiye. Uzaya gideceksen streç film içe ermez, ben sana söyleyeyim yani. Salatalık mı o ya? Streç'e gittim burada. Hayatım iyi misin? O nereye oraya geliyor? Ha, tamam lan. Al. İsmail dedi ne yapıyor ya? Ne yapsın, içeride işte oturup duruyor. Gazete okuyor akşama kadar. O ölmedi değil mi? Ölmedi oğlum, içeride oturuyor diyorum. Ya bir benim kayınvalide, bir de İsmail dede. Ölmeyecek arkadaş, ölmediler ya. Ölümsüzlük şifresi yazmış. Ulan bak şifre dedin de saniyeyi arayacaktım ben ya. Şifreyle saniyenin ne alakası var ya? Alo gülüm. He. Akşam abimler geliyor, haberin olsun. Niye? Hafta sonu geliriz dediler ya. Hiçbir boku da unutmasınlar zaten. Niye geliyorlarmış? Çay içmeye, çorba içmeye kızım. Ne niye geliyorlar? Evde yokuz. Pembenlerin arkadaşı ölmüş. Ona taziyeye gideceğiz de. Ya konuştuk bir kere, geliyorlar işte. Sen iş aramaya çıktın mı bugün? Çıktım. Dışarıdayım şu an, iş arıyorum. Ha. İyi, hadi kapat. Kontrol bitecek. Ha, sen kapat. Alo. Kapat. Oğlum kaç yaşında adamsın? Hala ergen çocuklar gibi konuşuyorsun karınla ya. Acil iş bulmam lazım oğlum, acil iş bulmam lazım ya.
Sen dükkanda eleman açı yok mu? Benim dükkanda. Sen benim bakkal olduğumu ne zaman anlayacaksın hayatım? Ya çok pis çıkmaza girdim oğlum ya. Abimden aldığım sermayeyle yaptığım iş de battı. Yeni atılımlar yapmam lazım. Lan var ya tam sana göre bir iş var biliyor musun? Yo bilmiyorum. Benim dayıoğlu mis gibi para kazanıyor. Çocuk bir haftada bina dikti. Oo evin içini dikti. Kaba inşaat işte. Neyse bak. Şimdi gidiyorsun. Güzel bir el arabası ayarlıyorsun tamam mı? Ondan sonra belediyeden de bir yer ayarlarsın. İçine nohutlu pilavını doldur. 2 liradan satıyorsun. Mis. Anladın? Ama bunun için 10.000 lira bulman lazım. Lan siktir git. Hala hayal kurma peşindesin ya. Evet sevgili izleyenler, bugün ne saçmalasam programına hepiniz hoş geldiniz. Yarışmacılarımız salaklıklarından mütevellit önümüzdeki 3 saat boyunca saçmalayarak sizi poşete çevirecekler. Anne! Kız kaçırdı. Ve yılın en iyi kim? Sen? Kesin yandı hep. Ya saniye sulan ki... Hayati iyi misin? Saniye ne oldu bu evde? Annem gerilendi. Kızım daha önce niye söylemiyorsun? Hazırlıklı gelirdim ya. Anne hadi biz gezelim biraz gel. Hı? Niye ki? Şimdi korktum burada. Allah! Saniye abimler geldi. Aç o zaman kapıyı Hayati. Kızım iyi de. Hayati, salonda insan falan mı yaktınız oğlum? Ay, ekşi bir şey kokuyor sanki. Allah Allah. Yumurta bu ya. Yumurta falan mı pişiriyor? Evet abi ya. Saniye akşamüstü yumurta açladıydı da o kokuyordur. Hemen alırım. Burnum çok hassastır. Hemen koku. Oğlum buraya bayağı ilmik ilmik işlenmiş ya koltuğa. Ne bu köy yumurtası falan mı? Evet abi. Özellikle orada yedik de kusura bakmayın. Yok canım benim için önemli değil de biliyorsun yengem bu konuda çok hassas.